Sevgili arkadaşlar, Steam Oyun Festivali'ndeki demoları denemeye devam ediyoruz. Sırada bir Türk yapımı olan Ember Bane var. Haydi bakalım, çok lafı uzatmayayım, başlayayım. Klavye mouse'la değil de gamepad'le oynuyor olmama rağmen mouse kaybetmedi. Sıkıntı değil. Bunlar çözülmesi gereken şeyler. Hemen Türkçe var mı diye bakıyorum. Türkçe dil desteği şimdilik yok. Ama şeyde Steam sayfasında geleceğe, hatta bayağı böyle şey aktörlü olarak, ses aktörlü olarak da geleceğe gözüküyordu. Muhtemelen henüz lokalizasyon işlemlerini yapmadıkları için burada İngilizce oynamamız gerekecek. Tamam, bu ayarlarla alakalı bir sıkıntım yok. Müziği bir tık kısayım. SFX'i bir tık kısayım. Voiceover'lar daha yüksek gözüksünler. Hadi bakalım bunu ayarlayalım. Daha da fazla artık uğraşma manası yok. New Game diyelim ve başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya beğenerek destek olursanız da çok sevinirim. Görselliği de benim ilgimi çekmiş olan, aksiyonu da, akıcı bir aksiyonu da varmış gibi gözüken bir oyun Ember Bane. Oo, karakterimiz bayağı dayak yiyerek hapse atıldı herhalde. O yüzden denemek istedim. Bakalım gözüktüğü kadar güzel mi? En azından demosundan nasıl oyun olduğunu anlamaya çalışacağız Ember Bane'in. Okey. Madende çalışmak için falan mı atılıyoruz? Böyle bir dünyamız mı var? Canımız az. Zıplayabiliyoruz. LT ile heal diyebiliyoruz kendimizi. Tamam. Kendimi biraz aşağı indirmem gerekecek. Benden görmüyorsunuz. Şöyle. Ben kendimi aşağı çekene kadar... Hah, kaybolmuştuk. Tekrar geri geldik. Bakın şeyin de, canımın da altında iksirlerimi de görebiliyorsunuz. 3 tane vardı. Birini kullandık. Pixel art tarzı benim çok hoşuma gidiyor açıkçası oyunun. Ama şeyle alakalı böyle bir sıkıntısı varmış. Background, fondaki görüntülerle karakterimizin bulunduğu layer mı diyeyim artık, katman mı diyeyim, çok da ayrışmıyor birbirinden. Yani... Öyleyse başlıyor, diyor Ophelia isimli karakterimiz. Ha, güzel, şey de yapabiliyoruz. Tamam, bir yere kadar yapılabiliyor. Şöyle oraya tutunamayacağız belli ki, tamam. Şuradan gidelim. X'lere saldırıyoruz, bayağı kamçımız var. Bak şey falan, animasyonları hakikaten çok tatlı. Mesela yukarı çıkmaya çalışırken hop tutup kendini çekiyor falan ya. Normalde şey, çok fazla gördüğümüz bir şey olduğunu hatırlamıyorum bunun ben. Böyle platformlara üzerinden aşağı atlanabilecek ya da üzerine çıkılabilecek olan platformlara şey yaparken böyle tutma animasyonu koymazlar. Sadece böyle ucundan tutulacağı zaman tutulur vesaire. Ha, o ilginçmiş. X'le saldır diyor, tamam. Köyümden sürüldüğümde bir ses, içimdeki yankılanan bir ses beni bu ormana yönlendirdi. Belki sorularımın yanıtları burada saklıdır. İyi de az evvel bir dövülüp atılmadık mı oğlum biz buraya? Wall jump'ı öğretiyor, güzel. Şuradan şöyle geçeriz. Wall jump sayesinde daha yukarıya, yani daha ileriye atlayabiliyoruz. Böyle bir durumumuz var. Şöyle slide yapabiliyoruz. Karakterimizin kontrolü de iyi hissettiriyor. Animasyonları da akıcı yani gözükmesinde yardımcı oluyor. Hoşuma gitti o açıdan. Şimdi ilk kapışmamız gelecek. Şöyle. Aha. Tamam. Mesela arkasına geçebiliyor muyum? Tamam. Orada dayak yedik bittik ama. Güzel. Ama arkana geçmiştim. Düşmanların arkasında, hani saldırıya başladı hemen arkasına geçeyim dediğinizde arkasını dönüp vuruyor. O çakallığa müsaade etmemesi, ya çakallık değil gerçi, her oyunda yaşadığımız, yaptığımız bir harekete burada müsaade etmemesi biraz daha hani şey, kombatı hardcore olacakmış gibi hissettiriyor. Hani işte Dead Cells, Prince of Persia, Ori gibi değil de bir tık daha belki Blasphemous gibi, Salt and Sanctuary gibi falan. Allah be. İyi de. Bak. Zıplayıp vurduğumuzda da böyle döner tekme atıyoruz.
Kombat hakikaten biraz daha şey. Öyle hani dandum dalma kardeşim, biraz daha bekle, pozisyonunu iyi ayarla, düşmanını iyi oku falan tadında. Hop bak yemedi orada. Bir daha yap. Tamam. Hareketi görür görmez değil. Hani hamleyi yapmaya başladığında yapmak gerekiyor. Zamanlamayı iyi tutturuyor. Bak güzel bir mantık. Cesur bir mantık bir de bu arada. Haritada varmış bu arada otomatik olarak. Elim gitti. Okçu. Evet. Şuradan biraz daha yukarı gidebiliyorum gibi. Görmüştüm. Oradan çıkamıyoruz. Peki. Lan, haritayı açmak için bastığım tuşa tekrar basınca geri dönmemesi üzücü. B'ye basıp geri dönmek zorunda kalıyor. Çok büyük problem değil de. Normalde alışkanlıkları... Aha. Press B to dash. Şu su mekanikleri şeyi hatırlatıyor. Bir flash oyun vardı. Dolphin. Aa. Dolphin neydi ya? Dolphin Jump mıydı? Dolphin Dash mıydı? Yani hatırlayanlar olacaktır. Uzaya kadar falan zıplıyorduk. Çok saçma minik bir oyundu. Onu andırdı biraz şeyi. Hani böyle suya girince bam diye geçiyor olması falan filan. Şu birazcık diğer tarafa gitseydi keşke. Evet. Timsahlar falan var ama suda. Hiç iplemiyor. Geri dönmek gerekecek belli. Okçuların üzerinde bir üçgen de çıkıyor. Ateş etmeden evvel. Hop pardon. Yanlış oldu. Nasıl çıkıyoruz oradan? Şöyle atlanabiliyormuş. Nefesimiz yetmez diyordum o kadar zıplamaya. Yetiyormuş. Şuradan aşağı düşeceğiz biz kesin. Oğlum. Tutun mi... Tutunmayacak, wall jump yapıp geri atacak beni diye düşündüğüm için. Orada bir tane daha böyle tutunup kendimi sallayabileceğim şey varmış bu arada. Böyle gidiyoruz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Canımı doldurayım biraz. Kalabalıkta. Bizi de arkaya dönüp vurdular. Sıkıntı yok. Canım azaldıkça ekranda şey oluyor. Yanlardan kararıyor. Boss'a mı geldim ya? Yok. İlginç bir bölgeymiş. Öyle girelim. Canımı doldurmanın bir... Ha, Bandit Cave. Haydut. Haydut mağarası. İşte tekinsiz tiplerle dolu orman ama hepsinin amacı aynı. Sage'leri. Sage görüsü olan kişi, Sage ne deniyordu? Kahin mi deniyordu Sage'e? Aa güzel. Canımızı doldurdu burada. Aha.
Meri meri bir şey yok mu baba ya? Lan. İkinci bölgemizde Haydut Mağarası. Yani bir şey bulup koyacağız belli buna da. Gel garanti olsun bakayım. Kendimi çeviremiyorum şey üzerindeyken. Karşıya mümkün değil, atlayamam. Şimdilik en azından. Çok güzel. Buradan şu iki. Soldan hemen ona bir bakayım önce. Burayı açıyormuşuz, güzel. Oyunun Metroidvania yapısında böyle minik minik görmeye başladık. Şu arkadaki şerefsiz beni. Arkasına geçmek de şey yapmıyor, uzaklaşmak gerekecek bundan. Canımı doldurayım. Şuradan yukarı taraftan geçişte. Güzel, platform yanını da oyunun bir tık görür olduk. Vuruldun mu? Ulan. Aa, boss savaşı var burada, evet. Burası boss değil. Challenge odasıymış. Bakınız şimdi. İlk saldırı... Allah. Yapamadık. Bir dakika. Şeyi de bir... Zamanlamayı gerçekten tutturamıyorum. Biraz uzaklaşmak gerekiyor. Artık arkasında da vurmasından evvel. Vay yine. Bu düşman yeni düşmandı. Bizi en başta döven tip. Teki düşmandı. Ha. Aa, şey de şahaneymiş bu arada. Tuzağın tipi de şahaneymiş ama. Tam anlamıyorum da açıkçası. Okey. Yukarı çıkmanın bir yolu var mıydı acaba? Sola gideyim mi önce? Otomatik olarak sağa gidesi geliyor insanın. Ama solda bir şey vardır. Yani kısa yol varmış. Aha. Upgrade mi bulduk? Fire Dash. Güzel. RB ile. Güzel. Güzel. Lan dur. Şöyle bir şey yiyor mu? Niye tekrar açtırıyor bunu ya? Şuradan çıkalım. Hiç mi bir şey yok ya burada? Peki. Çıkılabilirmiş gibi gösteriyordu ama. Hissettiriyordu daha doğrusu. Burada yukarıdan gitme şansım olacak bunun sayesinde. Sadece zıplayınca mı yapabiliyoruz bu hareketi? Evet. Vay be, burada da bir değişik şey odası, lore odası gibi yapmışlar. Dead Cells'deki lore odalarına benzeyen bir yer yapmışlar da etkileşime geçecek bir şey yoktu. Lan!
Böyle çıkabiliyor muyum? Yok. Bunu... Arkasına yapacağı saldırıyı gene unuttum. O merdiven varmış gibi hissettim yine. Kendi kek olduğumdan gittik. Güzel. Şuna. Gitmediğim yerler kırmızı mı gösteriyor? Şimdi haritada bakın solumdaki sarı kapı yandı, yani sağdaki de kırmızı kapı gibi gözüküyor. Ha, yeni şeyler de doğdu direkt. Öyle mi bölmüşler? Yok, hayır. Burada özel bir şey var. Tamam, bunu açabilmek için ekstra özellik alacağız belli ki. Canımı da doldurayım mı bir ya? Ha, okey. Patlangaçlı bir şeyler. Güzel. Elimde biraz ısınıyor. Galiba geldiğim yer değil mi burası? Şu kapıda mapıda mı bir şey yapıyoruz? Sol tarafa geri döneceğiz. Tamam. Anladım. 5'e aldık. Şuradan bu şekilde gideceğiz. Lan. Eşeği ol eşek. Fazla hasar verdi bana. Ya olur. Buradan bunu. Kola atacağım kendime. Buradan da 5 ile geleceğiz. Okey. Böyle bir backtrack yaptık. Boss'a gidiyoruz belli. Bu kadar uzun yolun sonunda. Aa, bunlar kırılabiliyor muymuş? Okey. Yes. Aa. Ha, anı. Onu idi diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan canımızı dolduruyoruz. Güzel. Bu patlayacak, bu belli. Neyse, oraya attı. Kendimi nasıl yukarı... Neyse. Orada bir garip oldu. Çok güzel. Buradan yukarı çıkacakmışız. Önce sola gidelim. Aa, eğilemiyor muymuş? İlk kez oyun yani eğilmeyi denedim. Yokmuş öyle bir şey. Thank you.
Neyse ölmüş en azından. Düşmana vuruşlarımda ben kendi yerim de benim de kendi yerim değişiyor. Bir saniye. Niye buraya kadar geldim bilmiyorum ama. Ya burada bir şey mi var demek oluyor bu? Post çıkıyor ya yukarıdaki şeyden. O taşla fırlatma hareketini yaptıktan sonra düşmana dokununca hasar alıyorum. Öyle bir şey yoktu. O nereden çıktı? Lan. Çok güzel. Platform tarafı birazcık daha şey yaptı. Aha yeni görev. Şey yeni görev diyorum. Yeni özellik. RB ile Fireball. I still have no idea how I do it. Ha, but I don't feel desperate anymore. Süreli olarak kalıyormuşuz. Ateşi de nasıl kontrol ediyorum bilmiyorum ama bu sayede kendime çok az can götürüyormuş. Kaçamadım. Kombat ağırlığı gerçekten... Aha. Lan ters tarafa attım şeyi. Kötü oynuyorum ama işte Blasphemous'ta falan oynarken de hissettiğim gibi oynuyorum, hissediyorum. Biraz böyle şey geliyor bana. Burada gitti kaldım. Bunu yakamıyorum. Aa bu... Bayağı kendimi kilitledim burada. Beni geri atmak için de bir şey verdi mi? Allah Allah. Normalde buradan çıkmak için çalışacak olan şey muhtemelen çalışmadığı için böyle kaldı. Kendimi... Ha load... şöyle gel. Load last checkpoint var. Oo bayağı geri attı. Peki. Burada yukarıya kendimi nasıl atacağıma dair çok bir fikrim yok. Bak bu da geri atıyor net. O oradaki platformu öğlerine bir elden geçirmeleri gerekiyor bence. Kendimi çünkü ya sağa ya sola atabiliyorum. Öyle yukarı atayım. Hani Prince of Persia'da olduğu gibi istediğim köşeye sallayayım falan filan. Yemiyor o işler. Düşman kesmekle uğraşmayacağım. Aynı yere gitmek istiyorum. Dur.
Bazı şeyleri bayağı iyi yapmışlar ama bazı yerlerde ham kalmış oyun. Ya kapı açıktı zaten. Niye şey yaptım ki? Ben hatta vurdum diye kapandı ekstradan. Neyse niye öldürmeye kasıyorum ki? Devam. Aa bu challenge odaları da mı tekrardan? Hayır sadece düşmanlar, ilk düşmanlar şey yapmış. Bitince kapanacak tekrar orası belli. Evet. Bunu gene vuramazsam. Yok burada bir dert var. O kapandığı zaman gene sıkıntı yaşayacağız. Evet. Aynı problem. Bunun bir bug olduğunu varsayıyorum. Ya da başka bir özellik almadığım için mi böyle oldu bilmiyorum ama sonuçta bunu anlatabiliyor olması gerekiyor oyunun. Ember Bay'in nasıl oyun olduğunu da bu şekilde göz atmış olalım arkadaşlar burada. Buradan daha devam edebilir miyim edemez miyim? Çok uzun uzadıya da şey yapmak istemiyorum. Kurcalamak istemiyorum. Ama yani şöyle haritaya da baktığımızda gidebileceğim yer belki şuradan sağa doğru falan giderek. Yok sağ üstte doğru gidemiyordum zaten. Soldan gittik vesaire falan filan. Burada böyle tatsız bir şekilde sonlandırdık demoyu. Ama ya oyunun temelinde bir sıkıntı yok. O karakteri kontrol etmek falan da keyifli. Kombat da keyifli. Sadece zamanlamaları ve belki biraz hani alışmakla alakalı da olabileceği için çok yüklenmek istemiyorum ama anlayamadığın falan bir dünyası da oluyor zıplamalarda ya da işte diyeyim dash atarken vesairede falan böyle bir minik bir gecikmemsi bir durum var ama hani Blasphemous'ta olduğundan ya da işte Salt and Sanctuary'de vesairede olduğundan ya da benzeri hani Souls-like iki boyutlu oyunlar düşünüldüğünde yaşadığımdan daha da farklı bir şey de yaşamıyor gibiydim. Ama işte dediğim gibi cilalanması gerekiyor. Daha son haline getirilmesi için gereken bir takım şeyler var. Bu puzzle'ların çalışması gerekiyor falan filan derken Ember Bay'in nasıl oyun sorunuza bir nebze olsun yanıt verebildiğimi ümit ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.